İnsan şuna dikkat edecek. Bir, bu genetik değil deyip vazgeçmeyeceksin evladından. Çünkü neden? Burada kısaca bahsetmek istediğim bir durum var. Bizim DNA dediğimiz kalıtım kodlarımız var. Yani bizim o yumurta ve spermin birleşmesiyle ana hücre olan ilk yavrunun en küçük halini oluşturan çok ciddi bir tüm yapısının plan ve projesini kendi içinde bulunduran bir yazılım var. Şimdi o yazılım çok değerli bir şey. Ondan bir tüm insanın vücudu oluşuyor. Ve ham maddemiz orada bizim, oradan. Daha sonrası inşa oluyor. Ve o DNA'ların içerisinden insanın görünür yerini oluşturan %5'i, %95'i işe yaramıyor görünüyor. Çöp DNA diyorlar ona. Junk DNA deniyor buna. Ve bilim adamları araştırıyorlar bunu. Junk DNA'lar ne işe yarar diye. Çöp DNA işe yaramayan kısım diye tanımlanıyor. Ama ve lakin sonra anlıyorlar ki arkadaşlar %95'lik DNA, %5'lik DNA'ya hükmettiğiniz zaman, onu bir şekilde kamufle ettiğiniz zaman 95'lik DNA'nın hafıza kodları taşıdığı ortaya çıkıyor. Yani şunu diyeceğim. Bir, bizim yapı taşlarımızda, yani erkeğin spermi ve kadının yumurtasının birleşmesiyle bir bilgi kodu yükleniyor. Bu bilgi kodunun çok az bir kısmı bizi, o bireyin dış görüntüsünü oluşturuyor. Çok fazla kısmı boşa gitti zannediliyor. Ama boşa gitmiyormuş aslında. Onun hastalık yapan, onun karakter yapan, onun ruhsal izlerini oluşturuyormuş. Anneden babadan taşıyormuş. Şimdi o zaman biz şuna dikkat edeceğiz. Ben ne günah işlersem DNA'larımda bir hafıza oluşuyor. Ben ne sevap işlersem DNA'larımda bir hafıza oluşuyor. O zaman benim gayret etmem gereken ne? Elimden geldiği kadar günahlarımda, sevaplarımda Allah-u Teala'ya tam bir takva ile duruş sergileyeceğim. Oldu ya, insanım bir günaha düştüm. Hemen tövbe istiğfar edeceğim. Hemen ondan arınmak isteyeceğim. Neden? Çünkü ben ve benden sonraki neslim bunu kopyalayabilir. Ama aynı anda Allah şöyle bir şey çıkarmış ortaya. Sen ne kadar ibadet ve İslam konusunda titizlik davranırsan o da senin hafızandan evladına yüklenecek belki. Ama Allah şunu da söylüyor. O da bu yolda tercih hakkını doğru yolda kullanırsa, Allah'ın değerlerini tutmakta kullanırsa o zaman onun en güzel şekli